Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 94, 95, 96. dönemlerde sizlere çıkacak üyelere özel hazırlıyoruz arkadaşlar. 17 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan 94. dönemde çıkabilecek sorular. Açıklamalı birebir çıkmış sorular. İzle, katıl, kazan. Yeni güncel sorular, en çok sınav soruları, en çok sınavlarda çıkan sorular. Abone olup arkadaşlarınıza kanalımızı önerirseniz arkadaşlar seviniriz. Özel güvenlik örnek üyelere özel 94, 95, 96. özel açıklamalı çalışma sınav soruları. YouTube kanalına abone olup %100 sizlere çıkacak olan soruları yine Ehliyet SRC özel güvenlik kanalından abone olup takip ederek, Instagram hesabından takip ederek, çıkmış özel güvenlik sorularını çözerek 2021'de %100 geçin arkadaşlar. İlk konumuz arkadaşlar, ilk yardım nedir? Acil tedavi nedir? İlk yardım temel uygulamaları ve ilk yardımın öncelikli amaçlarından bahsedelim. Sınavlarda %100 geliyor. İlk yardım olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaya ilk yardım denir. Olay yerine gittiniz. Olay yerinde sizin yaptığınız işlemler ilaçsızdır arkadaşlar. İlaçsız yapılan tedavi yapmıyoruz tabii biz burada. Elimizdeki imkanlarla hasta yaralıyı ne yapıyoruz? Hayata döndürmeye çalışıyoruz. Acil tedavi ise doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir. Evet. Birisi ilaçlıdır, diğeri ilaçsızdır. Acil tedavi ilaçlı, ilk yardım ilaçsız. İlk yardımın öncelikli amaçları nedir arkadaşlar? Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, çevre güvenliğinin sağlanması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, hasta yaralının iyileşmesini kolaylaştırmaktır. İlk yardımın öncelikli amaçları arasında hasta yaralıyı tedavi etmek yoktur arkadaşlar. Evet, ilk yardımın temel uygulamaları sınavda mutlaka geliyor. 1- koruma, 2- bildirme, 3- kurtarma. Koruma, olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir yaşam oluşturmaktır. Bildirme, olay yerindeki durumları, hasta yaralıları karşı tarafa, yani 112'ye ne yapmak? Bildirmektir. Kurtarma nedir arkadaşlar? Olay yerinde hasta yaralılara müdahaledir. Hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. Hasta yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım uygulamasıdır. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes ile kurtarma yapabiliyoruz. Hasta yaralıyı hayata döndürmeye çalışıyoruz. Evet. Birinci sorumuz arkadaşlar, sınavda sık sık geliyor. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? A. Koruma, bildirme, kurtarma. B. Koruma, taşıma, nakil. C. Konuşma, bildirme, nakil. D. Kurtarma, taşıma, nakil. E. Koruma, kollama. Evet, az önceki konumuzda da bahsettik arkadaşlar. Koruma, bildirme ve kurtarma ilk yardımın temel uygulamaları arasındadır. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz, kontrol noktasına gelen kişileri güvenlik cihazlarından geçmesini sağlayan ve girişte uyulması gereken kuralları bildiren personele ne denir? A. Yönlendirme personeli. B. Koruma personeli. C. Kontrol nokta amiri. D. Devriye personeli. E. Kontrol personeli. Evet, burada A seçeneğidir cevabımız arkadaşlar. Yönlendirme personeli. Üçüncü sorumuza bakalım. Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi söndürme etkisi özelliklerinden hangisidir? Boğma, soğutma, engelleme, yakıtı giderme, E. akışından kesme.
Tabii ki kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması, çekilmesi, söndürme etkisi özelliği soğutmadır. Bursa seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz. Aşağıda yazılı hangi durumda boğucu sargı turnike uygulaması uygun bir yöntem değildir? A. Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa. B. Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa. C. Uzuv kopması varsa. D. Baskı noktalarına uygulamak yeterli olmuyorsa. E. Baskı noktalarına baskı uygulamanın yeterli olduğu durumlarda. Evet. Turnike uygulaması uygun olmayan E seçeneğidir arkadaşlar. A, B, C, D'de turnike uygulanır. Edirne seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz. İl Özel Güvenlik Komisyonu'nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi. B. İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi. C. Ticaret Odası temsilcisi. D. Sanayi Odası temsilcisi. E. Üniversite temsilcisi. Tabii ki burada da üniversite temsilcisi yer almaz arkadaşlar. Evet. Hemen altıncı sorumuza geçmeden önce ilk yardımın ABC'sinin anlamı nedir? İlk yardımın A'sı hava yolu açıklığının değerlendirilmesidir. B solunumun değerlendirilmesidir. Bak, dinle, hisset 10 saniye süreyle yapılır. C dolaşımın değerlendirilmesi, nabız şah damarından 5 saniye ile nabız alınır. Önemlidir arkadaşlar, sınavda mutlaka geliyor. Hava yolu tıkanıklığı nedir? Hava yolunun solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanma iki şekilde olur. Tam tıkanma ve kısmi tıkanma şeklinde. Tam tıkanma nefes alamaz. Acı çeker, ellerini boynuna götürür, konuşamaz. Rengi morarmıştır. Bu durumda Heimlich manevrası, yani karına bası uygulaması yapılır. Evet, kısmi tıkanma belirtileri nelerdir? Öksürür, nefes alabilir, konuşabilir. Bu durumda hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir. Evet, buradan da sınavda soru geliyor. Çok çok önemli konular, açıklamalı bir şekilde devam ediyoruz. Bak, dinle, hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir? 2, 5, 10, 20, 8 saniye şeklinde verilmiş. Tabii ki 10 saniye süreyle dinlenir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 7. sorumuza bakalım. Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır? A. Dil dışarı çekilir. B. Dil üst dudağı çengelli iğneyle iğnelenir. C. Baş çene pozisyonu sağlanır. D. Hastaya koma pozisyonu verilir. E. Baş yana çevrilir. Evet. Baş çene pozisyonu verilir. Evet. Ceyhan seçeneğidir. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir? A. Genel kolluk. B. Cumhuriyet savcısı. C. Özel güvenlik görevlisi. D. Hakim. E. Kolluk amiri. Gözaltına alma yetkisi Cumhuriyet savcısınındır arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevap. 10. sorumuza bakalım. Pardon, 9. sorumuza. 9. soruya geçmeden önce genel kollukla ilgili, genel kolluğun görevleri, kolluğun yetkileri ve genel kolluk nedir? Kimler genel kolluktur? Buradan da %100 sınavda soru geliyor, bilginiz olsun. Genel kolluk kuvvetleri denilince aklımıza emniyet, değil mi? Polis, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığında çalışan personel. Evet, sahil güvenlik komutanlığı. Evet, polis, jandarma, sahil güvenlik, genel kolluk kuvvetleridir. Genel kolluğun yetkileri nelerdir? Durdurma, kimlik sorma, kimlik tespit etme, parmak izi
ve fotoğraflar alma yetkisi, arama yetkisi, yakalama ve gözaltına tutma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi. Silah kullanmak deyiminde mutlaka ateş etmek anlaşılmaz. Tabii ki ateş etmek silah kullanmada en son çaredir. El koyma yetkisi, adli görev ve yetkileri zorla getirme ve ifade alma yetkisi, trafik hizmetleriyle ilişkin görev ve yetki yetkisi, istihbarat toplama, dinleme, engel olma, yasaklama yetkisi şeklindedir. Genel kolluğun temel görevleri nelerdir? Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak, emniyet ve asayişi sağlamak, kamu düzenini korumak, kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ya da tebliğlere ve genel olarak kamu düzenine uygun olmayan eylemleri işlenmesinden önce kanun ve nizam çerçevesinde önlemek, suç işlenmesini önleyici tedbirler almak ve suçla mücadele etmek, işlenmiş olan suçlar hakkında kanunlarla yazılı görevleri yapmak, suçları aydınlatmak, şüphelileri adli makamlara teslim etmek, yardım isteyenler ve yardıma muhtaç olanlar ile tehlike içerisinde bulunanlara yardım etmektir. Genel kolluğun temel görevleri arasındadır. 9. sorumuz, zor kullanmada güç kullanma aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır? Bedeni kuvvet, maddi güç ve silah. Maddi güç, bedeni kuvvet, silah. Silah, bedeni kuvvet, maddi güç. Silah, maddi güç, bedeni kuvvet. Bedeni kuvvet, silah, maddi güç. Silah bir kere en sondur arkadaşlar. Öncelikle bedeni kuvvettir. Sonra maddi güç, daha sonra silah. Yani burada Adana seçeneği doğru cevap. Tutanak çeşitlerine bakalım. Olay yeri inceleme tutanağı. Tanık, mağdur, müşteki, ifade tutanağı, üst arama tutanağı, değer tespit tutanağı, yer gösterme tutanağı, ihbar, suçüstü, yangın yeri tutanağı, buluntu eşya, müracaat tutanağı, nöbet, devir teslim tutanağı, arama, yakalama, el koyma tutanakları ve teslim tutanağı tutanak çeşitleri arasındadır. Tutanak çeşitlerinden de sınavlarda mutlaka soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir? Tespit tutanağı, ihbar tutanağı, suç üstü tutanağı, müracaat tutanağı, devriye tutanağı. Tutanak çeşitlerinden devriye tutanağı tutanak çeşitlerinden değildir. Cevap Edirne seçeneğidir. 11. sorumuz, makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir? Makam şoförü, trafik ekibi, protokol ekibi, koruma ekibi, öncü koruma. Evet, burada da öncü korumadır. Edirne seçeneği. 12. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir? A. Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek. B. Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek. C. Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak. D. Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek. E. Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek. Evet. Bu da arkadaşlar Denizli seçeneğidir. Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park etmiş otoların çevrelerini kontrol etmek değildir. Evet, diğer konumuz JOP arkadaşlar. Öncelikle vuruş bölgeleri, en son vurulacak bölge, JOP'la vuruş teknikleri nelerdir? Yine önemli bir konumuz JOP. Sözlü emirlere itaat etmeyen, saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı kullanılan savunma ve püskürtme silahıdır.
Öncelikle vuruş bölgeleri nelerdir? Nerelerdir? Belden alt kısmı, kalça, baldır ve ön kol bölgeleridir. İkinci derece vuruş bölgeleri, belden üst kısmı, dirsek, diz, bilek, omuz ve pazu bölgeleridir. Evet. En son vuruş yapılacak bölgeler nerelerdir? Baş, boyun, kasık, omurga ve böbreklerdir. Zanlı jopun kontrolünü ele geçirirse derhal bırakın, müdahale etmeyin. Yüksek sesle emirler verin ve yardım çağırın. Evet, jopla vuruş teknikleri nelerdir? Tam ileri doğru dürtme hamlesi, alçılı, açılı hamle, tam ileri vuruş, değişik vuruş, yan hamle, direkt darbe, jopla vuruş teknikleri arasındadır. Onun için sorumuz, özel güvenlik hizmeti gören personelin ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlenmesi kim tarafından yapılmaktadır? A. İçişleri Bakanlığı, Valilik, B. Jandarma Genel Komutanlığı, C. Sahil Güvenlik Komutanlığı, D. Belediyeler, E. Emniyet Genel Müdürlüğü. Tabii ki özel güvenlik hizmeti gören personelin özel güvenlik eğitimi İçişleri Bakanlığı ve Valilikler tarafından yapılmaktadır. Adana seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz, şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? A. İhbar ciddiye alınmaz. B. Emniyet hattı oluşturulur. C. Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir. D. Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur. E. Bomba imha uzmanının talimatlarına uyulur. Tabii ki şüpheli bir paket ihbarı almışsanız mutlaka ciddiye almanız gerekiyor, değil mi? Ciddiye alınmaz demiş. Bakın, Adana seçeneği yanlıştır. Kesinlikle ciddiye alınması gerekiyor. Evet. Hemen 15. sorumuza geçelim. 15. soruya geçmeden önce toplumsal olaylarda kullanılan toplu düzenler var. Hat düzeni, hat düzeni, çember düzeni ve kama düzeni önemli sınavda soru olarak geliyor arkadaşlar. Hat deyince yol veya belli bir alanı kapatma, bir bina veya şahsı koruma, topluluğu geride itmek, belirli bölgeden çıkarmak, iki grubu birbirinden ayırmak, her yönden gelebilecek tehditlere karşı tedbir almada kullanılır hat düzeni. Çember düzeni bir şahsı koruma, kıymetli bir malzemeyi koruma, korunan kişi veya aracını kalabalık içerisinden geçirme, 360 derecelik koruma gerektiren hallerde kullanılır. Kama düzeni topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, topluluk veya kalabalık içerisindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etmek, topluluk veya kalabalık içerisinde yol veya koridor açmak, korunan kişi veya aracını kalabalık içerisinden geçirmek gerektiğinde kama düzeni kullanılır. Çok çok önemlidir arkadaşlar. Bakın. 15. sorumuz. 2 adet bakın burada düzenlerle ilgili. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? Saldırı düzeni, savunma düzeni, sağa sola hat düzeni, çember düzeni ve kama düzeni. Tabii ki burada bakın bir neyden bahsetmiş? Çember düzeninden bahsetmiş. Denizli seçeneğidir. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir? Hilal düzeni, kılıç düzeni, kama düzeni, satık düzeni, makas düzeni. Evet, tabii ki burada da kama düzeninden bahsetmiş. Cevap C seçeneğidir. 16. sorumuz. Görgü tanıklarının tanımlarına
tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşiminden oluşan resimdir. Yukarıda tanımda anlatılmak istenen nedir? İhbar, işgal, bombalı paket, biyolojik tehdit, devriye. Evet, hangisidir arkadaşlar? Bakın burada bir işgalden bahsediyor değil mi? B seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, biyolojik deliller, kimyasal deliller, fiziksel deliller, iz delilleri, kulak izleri, evet, parmak izleri vesaire, maddi suç delilleri nelerdir? Bir kere her şeyden önce istenen bir suçta olay yerinde kullanılan, bırakılan, alınan, değiştirilen ya da kirletilen hemen her türlü maddi unsurdur. Biyolojik deliller nelerdir? Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Çok çok önemlidir bakın. Nedir biyolojik deliller arkadaşlar? Kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü biyolojik delillerdir. Kimyasal deliller nedir? Olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan, kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller kimyasal delillerdir. Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar, bakın ilaçlar ve diğer kimyevi maddeler kimyasal deliller girer. Fiziksel deliller olay yerinde mağdur, maktul veya şüpheli üzerinde veya çevresinde bulunan, suçta kullanılan, fiziksel özellik taşıyan ve üzerinde inceleme gerektiren tüm bulgulardır fiziksel deliller. Silah, mermi çekirdekleri, kovan, kartuşlar, silah fiziksel deliller arasındadır. İz delilleri kendi arasında parmak izleri, ayak izleri, ayakkabı izleri, avuç izleri, kulak izleri, diş izleri, alet izleri, otolastik izleri olarak ayrılır arkadaşlar. Evet. Önemli, mutlaka sınavda buradan soru gelecek. İllerde özel güvenlik komisyonu başkanı kimdir? Vali, vali yardımcısı, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, belediye başkanı. Tabii ki illerde vali yardımcısıdır arkadaşlar. İllerde özel güvenlik komisyon başkanı. Evet, 18. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Özel güvenlik görevlisi Hakan'ın görevli olduğu yerde yakalama yetkisini kullanabileceği kişilerden biri değildir. A. Hakkında yakalama emri bulunan kişi. B. Hakkında icra takibi bulunan kişi. D. C. Suç işleyen kişi. D. Kısa süre önce suç işlendiğini gösteren eşya veya delille kaçmakta olan kişi. E. Vücuduna veya sağlığına yönelik mevcut bir tehlikeden dolayı korunması gereken kişiyi bildirir diyor. Bakın burada kişilerden biri değildir diyor. Tabii ki hakkında icra takibi bulunan kişi değildir arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevap. Grup nedir arkadaşlar? Grup aynı düşünce veya fikirleri paylaşan, bir amaç birliği içinde olan, eylemlerini bir plan ve program içerisinde yürüten, örgütlenmiş, aynı zamanda bir lideri olan bireylerin meydana getirmiş olduğu kümeye grup denir. Grup türleri: saldırgan gruplar, paniğe kapılmış gruplar, belli bir hedefi ve amacı olan gruplar ve anlamlı gruplardır. Saldırgan gruplar belli bir amaç, plan ve program doğrultusunda eylem yapıp terör ve şiddet hareketleri yaratarak devletin siyasi bütünlüğünü bozma amacında olan gruplara saldırgan gruplar denir.
Paniğe kapılmış grup korku, endişe, paniğin grubu etkisi altında alması halidir. Belli bir hedefi ve amacı olan grup, belli bir amacı olan gruptur. Bu tür gruplar amaçlarını gerçekleştirmek için yağma hareketleri, boykot, işgal, cenaze kaçırma eylemlerle amaçlarına ulaşmak isteyebilirler. Anlamlı grup belli bir amaç için bir araya gelmiş, aralarında bir etkileşim ve iletişimin olduğu, aynı heyecanın grup üyeleri tarafından paylaşıldığı gruplarda anlamlı gruplardır. 19. sorumuz, metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir? A. Kalibre, B. Mobilizasyon, C. Kalibrasyon, D. Dozimetre ayarı, E. Metalizasyon. Tabii ki burada da arkadaşlar kalibrasyondur. Metal dedektörün ayarlanmasına verilen isim. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 20. sorumuz, özel güvenlik görevlisi Mehmet'in güvenliğini sağlamakla görevli olduğu aşağıdaki yerlerden hangisine girişte kim bir sorma yetkisi yoktur? A. Bilimsel bir toplantı. B. Davetlerin olduğu bir konser. C. Basketbol müsabakası düzenlenen bir spor salonu. D. Alışveriş merkezleri. E. Hava meydanları. Evet arkadaşlar, alışveriş merkezlerinde kimlik sorma yetkisi yoktur. Denizli seçeneği doğru cevap. 21. soru, aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden değildir? Bilinci, solunumu, dolaşımı, vücut ısısı, vücudundaki yaralar. Evet arkadaşlar, burada vücudundaki yaralar önemli göstergelerden değildir. Edirne seçeneği doğru cevap. 22. sorumuza bakalım. Özel güvenlik şirketleri, birimleri ve eğitim kurumlarının denetimlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir? 5, 7, 10, 15, 30. Tabii ki 7 gün süre verilir. Bursa seçeneği doğru cevap. İletişim nedir? Arkadaşlar, açıklamalara devam ediyoruz. İletişim, insanın var olduğu her yerde olan bir süreçtir ve iletişim önce insanın içinde başlar. İletişim, bir bireyden diğerine bilgi ve anlayışın aktarılması, anlamın paylaşılmasıdır. İletişimin temel öğeleri nelerdir? Bir kaynak, verici. İletişim sürecinin başlangıcını temsil eder. İletinin hedef üzerinde istenilen etkiyi ya da sonucu oluşturmasında birinci derece önemlidir. Mesaj, ileti kaynaktan alıcıya gönderilen bilgilerdir. İletişim sürecinin amacı mesaj üzerine kodlanmıştır. Kanal ise kaynak ve hedef alıcı arasında yer alan simge veya sembollere dönüşmüş iletinin gitmesine olanak sağlayan araç ve yöntemlerdir. Hedef alıcı ise iletişimin aktarıldığı kişi ya da gruba denir. Geri bildirim nedir? Dönüt nedir arkadaşlar? Dönüt, iletişimin son aşamasıdır. Hedefin kaynak tarafından gönderilen uyarıcılara gösterildiği tepkidir, yansımadır. Evet, geri bildirim, yani mesaj atıyorsunuz. Mesela, hocam derslerimiz gayet güzel, sorularımız çok çok güzel şeklinde aldığınız notların mesajlarını yazıyorsunuz. Geri dönüt, geri bildirim alıyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, hemen 23. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sarı nöbeti geçiren bir kişiye yapılması gereken işlemler arasında yer almaz? A. İstemsiz hareketler sırasında kendisine zarar vermesini önlemek gerekir. B. Sıkan giysiler gevşetilir. C. Çevredeki kesici, yaralayıcı cisimler uzaklaştırılmalıdır. D. Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz.
Hastanın kendisine zarar vermemesi için bir iple sıkıca bağlanması gerekir. Tabii ki asla yapılmaması gereken bir olaydır. Edirne seçeneği doğru cevap. 24. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir? A. Ceza muhakemesi kanunun 90. maddesine göre yakalama. B. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma. C. Her durumda ve her şartta iş yeriyle konutlara girme. D. Olay yerini ve delilleri koruma. E. Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. Tabii ki burada Ceyhan seçeneği her durumda ve şartta iş yeriyle konutlara girmedir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Empati nedir? Arkadaşlar, empati insanın kişinin kendi duygularını koruyarak karşı tarafın da duygularını fark edip o şekilde davranmasıdır. Empatinin en önemli boyutu duygusal boyuttur. Empati kuracak kişi kendisini karşıdakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır. İyi bir empati için ne olursa olsun karşınızdakine saygı duyun, yargılamayın. Onu anlamaya çalışın, dünyaya onun gözüyle bakın. Bir kimsenin gönderdiği mesajı doğru algılamak için ön yargılardan uzak durun, etkin bir dinleme yapın arkadaşlar. Sempati nedir? Sempati de bir insanın bir başkasına karşı duyduğu sevgi ve yakınlık anlamında kullanılan sempati, karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerine katılma, kendimizi ona benzetmeye çalışmadır. Antipati nedir? Karşı tarafın duygu ve düşünce davranışlarına aksi tavır sergilemektir. Onun hissettiklerinin zıttını hissetmek. İtiraz etmek veya muhalefet etmektir. Telepati nedir? Düşünceler arasında doğrudan doğruya bağlantı kurulmalı. İki zihin veya ruh arasında imaj, fikir, sembol tarzında ortaya çıkan etki alışverişidir telepati. Evet. Son sorumuz, 25. sorumuz arkadaşlar. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir? A. Empati iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır. B. Empati iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir. C. Empati iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır. D. Empati iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır. E. Empati iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir. Tabii burada empati iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak, onun yerine kendimizi koymak, onun gibi düşünmektir, değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala katılarak üyeler için özel hazırlanmış sınav sorularını mutlaka çözün. 2021 örnek sınav sorularını da çözerek, daha önce atmış olduğum soruları çözerek %100 başarı elde edin. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.